Değerli izleyicilerim sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. İslam tarihi sohbetlerinde bugün değerli kardeşim meslektaşım Doçen Doktor Mahmut Kelpetin'le birlikte e, Ömer bin Abdülaziz'i konuşmuştuk. Ömer bin Abdülaziz'den biraz bahsedeceğiz. Ardından da 2. Yazid, Yazid bin Abdülmelik'ten ve Hişam bin Abdülmelik'ten dönemlerinden, dönemlerindeki önemli gelişmelerinde bahsetmeye çalışacağız. Emeviler döneminin aslında Ömer bin Abdülaziz e, Farklı özellikleri olan bir dönemi daha önce hassaten iç barışı sağlamak, Müslümanların kendi aralarındaki sorunları bertaraf etmek, dış ilişkileri düzenlemek açısından önemli kararlara imza attığını biliyoruz. Bunun için israfı önleme, devlet yönetiminde adaleti tesis etme, esas alma ve hoşnutsuzlukları gidermeye matuf katılımcılığı arttırma yönünde önemli adımlar atan bir yönetici olduğunu anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Hocam Ömer bin Abdülaziz'in yaşadığı toplumda o dönem İslam medeniyetinin klasik dönem toplum yapısına baktığımız zaman bir milleti hakime olan Müslümanlar var. Bir de ehli zimmet var. Doğru. İki sınıftan oluşuyor tebaa. Bunların dışında Harbiler var. Eman'la memlekete gelen bugün vize alarak veya oturum alarak gelip iş yapan, ticaret yapan insanlara benzer. Onlar dışarıdan gelmiş olabilir. Fakat ana aks bu iki millet üzerinde, bu iki grup üzerinde oturuyor. Müslümanlara baktığımız zaman da Emeviler dönemi açısından değerlendirdiğimizde Arap olan Müslümanlar ve gayri Arap Müslümanlar bunlara Mevali deniyor. Mevali. Bunlar önemli çünkü Allah Resulü'nün başlattığı tebliğ süreci dört halife dönemindeki fütuhat ile birlikte birkaç fütuhat adımından bahsettik. Dört evet. halife döneminde birinci hare fütuhat hareketi çok büyük başarılar elde etti. E, büyük medeniyetlerin kurulduğu coğrafyayı, bereketli hilali, mezopotamya'yı e, Müslümanlar hakimiyetleri altına aldılar ve buradaki milletler İslam'la tanıştı. Daha sonraki fütuhat hareketleriyle birlikte Emeviler döneminde Maverevun Nehir bölgesi, Sind bölgesi, Çin bölgesi ve Endülüs bölgesi, Mağrib bölgesi, daha sonraları iç bölgelerde Afrika'nın içleri İslam'la tanışmış oldu. Bu yeni tanışmalarla birlikte Müslüman nüfusu içerisinde gayri Arap unsurların sayısı ciddi bir artış getirdi. Bu artış... Birey, vatandaş veya fert ile devlet ilişkileri açısından, ekonomik hayat açısından önemli bir sorun da oluşturuyor bir bakıma. Yeni bir durumu meydana getiriyor. Tabii bu durumu yönetmek yöneticilerin başarısı ile ilgili bir süreç. Ömer bin Abdülaziz bağlamında söylersek, Ömer bin Abdülaziz burada dengeyi, İslam'ı merkeze alarak, evet. akideyi merkeze evet. alarak kurmaya çalıştığını görüyoruz mevaliyi memnun edici e, tavırları var. Çalışmaları var. E, Arapların bir kısmı belki kızıyor ama ehli vicdan e, İslam'a bağlılığı olan insanlar Ömer bin Abdülaziz'in neden böyle bir politika ortaya koyduğunu daha rahat anlayabiliyorlar. Ömer bin Abdülaziz'in döneminde bir de zimmiler var. Zimmilerle ilişkiler de her dönemde önem arz etmiş. Aslında biz İslam medeniyetini tanımladığımızda anlattığımızda daha çok müslümanların e, ana merkezinde olduğu bir medeniyet olarak anlatırken bu zimmileri biraz ihmal ediyoruz. Evet. Aslında zimmiler de e, İslam medeniyetinin bir parçası ve İslam İslam medeniyeti, İslam hakimiyeti sadece Müslümanlara değil, zimmilere de büyük katkılar sağlamış. Hristiyanlık kültürü açısından baktığınızda, Yahudilik kültürü açısından baktığınızda telifatları yönüyle Büyük bir katkıları var. O dinler de kendilerine bir gelişme alanı bulmuşlar. Ekonomik hayatta, ticari hayatta, zanaatkar olarak İslam medeniyetine büyük katkıları olmuş değil mi? Hala falan eser falan Hristiyan veya Yahudi mimarındır Yahutta da mühtedi bir mimarındır diyoruz. Burada bir kültürel birlik de söz konusu. Onların da İslam medeniyetine katkıları olmuş. İslam medeniyetinin de onlara çok büyük katkıları olmuş. Zimmilerle ilişkilere bakarsak Ömer bin Abdülaziz'in burada, bazı uygulamalarından söz ediliyor. Hatta zaman zaman oryantalistlerin eleştiri konusu yaptıkları bazı uygulamaları var. Mesela bu sonraki dönemlerde de bazı halifeler döneminde karşımıza çıkan bir durumdur. Kıyafetle ilgili sınırlamalar getirme. Kıyafetle ilgili İslam medeniyetinde Yahudilerin, Hristiyanların kendilerine mahsus bir kıyafetleri var. Müslümanların da kendilerine mahsus bir kıyafetleri var. Hatta bir Müslümanın bir gayrimüslim gibi giyinmesi bir küfür alameti olarak değerlendirilmiş evet. soruları evet. Osmanlı üleması tarafından, bazı Osmanlı alimleri tarafından bu da gösteriyor ki aslında burada kıyafet bir giyimden öte bir şey ifade ediyor. Evet, evet. Çünkü İslam medeniyetinde insanlar Kendilerini dinle ifade ediyorlar. Bugünkü bugün, bugün de böyle hocam aslında. Bugün de aslında böyle ama bugün diyelim ki resmi olarak bizde din hanesini kaldırıyorlar evet. ee, nüfus cüzdanlarından eskiden vardı kaldırıyorlar çünkü diyorlar ki vatandaş ile devlet ilişkisi arasında vatandaşa ait özeller ifade edilmemeli bu ayrımcılığa ya da haksızlıklara sebep olabilir diye bir bakış açısı var. Fakat klasik dönem İslam medeniyetinde vatandaş dini kimliğiyle vatandaştır. Onun için milleti hakime diyoruz, milleti eramine diyoruz değil mi? Evet, evet. Milleti evet, evet. Rum diyoruz. Evet. Yani semboller tabii hocam, yani bu kadim bir tartışma ama yani sembollerin dini bir değeri var mıdır? Elbette var. Bir anlamı var mıdır? Var. Hani bugün kelimesini şunun için söyledim. Biz tabii ülkede, yani elhamdülillah Müslüman bir ülkede yaşadığımız için buradaki belki pek çok dini sembolün e, zihnimizde oluşturduğu çok özel bir anlam olmayabiliyor. Ama biraz dışarıya gittiğimiz zaman yani tecrübemi paylaşmış olayım mesela Balkanlara gittik Balkanlara gittiğimiz zaman gözlerimiz şey arıyor e, cami arıyor Binali cami arıyor. evet mesela basit gibi gözüküyor e, şimdi bizim ekran fonumuzda da e, biz camimizi görüyoruz elhamdülillah ama orada onu gördüğümüz andan itibaren e, bizim işte ailece gitmiştik gönlümüze bir huzur kaplıyor ha tamam diyoruz yani burada o zaman birine bir şey sorabiliriz burada yemek yiyebiliriz... şimdi ee, yani sembollerden açtığınız için kılık kıyafet. O, o kıyafet, kıyafet şimdi bugün için belki bu o o dönem hassas olunan bir nokta. Bir sonraki asırda bu anlamını yitirebiliyor. Dolayısıyla meseleye sadece bugünden bakıp bizim sıklıkla tekrarladığımız yani olayları anlamak için tarihteki verileri tek başına okumak oradaki bilgiyi almak ve bu böyledir, o zaman yani bu sebeptir, bu da sonuçtur diyebileceğimiz bir şey değil. Oradaki kültürel ortamı bilmek lazım. E, şu girişiniz önemliydi hocam. Yani ben e, oradan biraz devam etmek istiyorum. Şimdi Hazreti Ömer'le başlattınız. E, çünkü veya Raşid'in dönemindeki o fetihlere atıf yaptınız. Şimdi biz e, o dönemi konuşurken şuna vurgu yapmıştık. Dedik ki, Müslümanlar kendi dönemindeki devletlerle kıyaslandığı zaman, yani Bizans ve Sasani ile kıyaslandığı zaman çok hızlı bir şekilde bir futuhat girişimi olmuştu. İslam çok hızlı bir şekilde yayılmıştı ve yayılırken de bir takım değerlerden bahsetmiştik. İşte Zimmiler kısmı bunlar da önemli hususlardan biriydi. Yani İslamiyet'in bölgede yayılmasında çeşitli sayıklar demiştik. İşte Bizans'ın kendi içinde problemleri dedik. Bunların hepsi bir, bir sebep. Ama siz eğer yerelde halkla bir irtibatınız sağlanamazsa, onlarla bir bağ kuramazsanız, onları anlamaya yönelik bir çabanız olmazsa, olamazsa, bugün belki konuşacağımız problemlerden birisi de bu. Bir süre sonra her şey normal gibi gözükürken, orada başka problemlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi öteden beri İslam'ın kendi milletine yani ırk ayrımı yapmaksızın. Çünkü İslamiyet'in oturduğu zemin buydu. Asabiyeti yok sayarak Allah Resulü'nün veda haccında vurguladığı en önemli şeylerden biri buydu. Asabiyeti yok sayarak bu, bu değeri, bu medeniyeti inşa etmeye çalışmıştı. Zimmiye başından itibaren bir değer atfederek, bir hak ve hukuk atfederek. Hatırlarsanız Hazreti Ömer'in Suriye bölgesindeki Bizans'la mücadelesinde şuna atıfta bulunmuştuk. Dedik ki, e, şeyler cizyeleri toplamışlardı. E, ancak savaşa savaş hali söz konusu olunca e, biz sizin cizyenizi ne için alıyoruz? Can ve mal güvenliğinizi sağlamak için. Ama şu anda savaş ortamı var. Biz size cizyenizi tekrar veriyoruz. Ola ki savaştan sonra tekrar üstünlüğü burada bu bölgede elde edersek sizin bize verdiğiniz o cizyeyi tekrar alabiliriz. Şimdi bu kadar hassas olunan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapı e, tabii değişim e, ve farklı dönemlerde farklı idarecilerle beraber aynı hassasiyet çizgisinde devam etmiş midir? Hayır, devam etmemiştir. Bunun Tabii sorunlarını, o, evet. bunun sorunlarını, bunun problemlerini görmüş oluyoruz. Birikmiş e, sorunlar olduğunu evet. görüyoruz Ömer bin Abdülaziz dönemine gelinceye kadar. Kıyafetle ilgili e, Müslüman kıyafetinin gayrimüslimler tarafından giyilmemesi yönündeki hassasiyetinin pratikte bir karşılığı var. Çünkü Müslümanlar gündelik hayatlarında, alışverişlerinde e, yahut da aile hukukuna dair meselelerde muhataplarını bilmek zorundalar. Evlilik için doğru e, bir Müslüman'ın ancak e, Müslüman hanımın bir Müslüman e, erkekle evlenmesi mevzu bahis. Diğer taraftan e, gayrimüslimler e, açısından helal olan bazı gıdalar, mesela domuz eti Müslümanlara haramdır. E, Hristiyanlar için e, bu böyle bir yasak söz konusu değildir. İslam medeniyetinde yaşayan Hristiyanlar domuz yetiştirip onu e, tüketebiliyorlardı. Tabii ki. Tabii. Bununla ilgili bir yasak yoktu. yoktu. Ama Müslümanın e, muhatabının dinini bilmesi lazım. Bu kimlikte yazılmayacağına göre o günkü şartlarda evet. bu kıyafetle gösterilecek. Temel sebep bu. Bir de e, bahsettiğiniz birikim birikmiş olan sorunlar bağlamında e, aslında gayrimüslimlerle Hazreti Ömer döneminden itibaren yapılan fetihlerde anlaşmalar yapılmış. Yahut da fethedilen fethedilen bölgeler e, Müslümanların hakimiyetine savaş ile geçmiş olsa bile evet, evet. Müslümanlar bu, bu nokta önemli hocam. genel ile yaptıkları diğer yerlerde barışla yaptıkları anlaşmaların statüsüne yakın bir statüyü orada da muhafaza etmişler. Kesinlikle. Devam ettirmişler. Fakat zaman içerisinde Vergi verme hususunda sıkıntılar çıkmış. Evet. Bazı muafiyetler ortaya çıkmış. Mesela yöneticiyle iyi ilişkiler kuran bir kişi veya bir grup vergiden muaf tutulmuş. Antlaşma şartlarına aykırı olarak bu durumlar ortaya çıkmış. Horasan bölgesinde diğer taraftan Müslüman olduğu halde ihtida etmiş, İslama girmiş ama buna rağmen. Vergi ödemekle mükellef tutulmaya devam etmiş. Çifte vergiler. Çifte vergilendirmeler olmuş. Bütün bu sorunları ortadan kaldırıcı kararlar almış. Hakkı yerine koyma yönünde eğer bir haksız muafiyet varsa onu da gidermiş, ortadan kaldırmış. Eğer bir zulüm varsa onu da gidermiş. Buna dikkat etmeye çalışmış. Bu bakımdan bazı kararlarına bazı gayrimüslimler eee hoşnutsuzlukla yaklaşmış olabilirler. Müslümanlar da yaklaşıyor. Müslümanlar için evet, de zaten onu evet. söyledik, ifade ettik. Evet, evet. Ama genel olarak buna riayet etmeye, dikkat etmeye çalıştığını görüyoruz. Daha önce gayrimüslim vakıfların işlemesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Bunları bertaraf etti. Vakıf mallarını vakfetmelerine izin verdi. Müslümanların onlara tanıdıkları hakların korunması yönünde adımlar attı. Bütün bu çalışmalarını, faaliyetlerini... Daha önce yapılan antlaşmalar merkeze alarak, evet. onların uygulanmasını sağlayarak ortaya koymaya çalıştı. Daha önce mesela e, vergiler hususunda gayrimüslimlerden alınan vergiler vardı, Mihrican ve Nevruz vergisi hı hı. gibi. Bunlar İslam öncesine dayanan vergilerdi ve Müslümanlar fetihler yaptıkları zaman yaptıkları antlaşmalarda bu vergilerden bahsetmemişlerdi. Bunları Yöneticilere hediye olarak veriyorlardı. Bahar ve kış hı hı. aylarının başlangıcında bayram yaptıkları bayramların bir takdimesi olarak, bir hediyesi olarak onlara sunuyorlardı yöneticilere. Daha sonra bunlar alışkanlık olduğu için Müslümanlara da bunu aslında bir mükellefiyetleri olmadığı halde sunmaya başladılar teamül teamül şey teamül e, devam esas ediyor. olmuş oldu. Evet, e, kanuna veya e, yönetmeliğe, anlaşmaya e, baskın geliyor. E, yöneticiler de buradan bir gelir olduğunu görünce bunu kural haline getirmeye çalıştılar. Ömer bin Abdülaziz bütün bunlarla ilgili uygulamaları o antlaşmalar çerçevesinde oturtmaya çalıştı. Hocam şunu söylesek herhalde yanlış olmaz. Yani Ömer bin Abdülaziz profilini hani toparlayabilmek, doğru bir noktaya oturtabilmek adına yani öyle gözüküyor ki ee, dışarıdan bakan birisi olarak ee, Ömer bin Abdülaziz için e, yani idareciliğinden bağımsız olarak şunu görüyor. Ee, bir yönetici olduğunda yönetici için Müslüman, gayrimüslim e, işte bir başka bir şey bunların her biri ayrı bir statüdür ama e, olayları değerlendirmede e, yani yönetici ve halk noktasından bakıyor. Şimdi ve daha sonra bunları tabakalara ayırıyor ve her birinin kendi hak ve hukukunu Adalet ölçüsü içerisinde. Bu kavram önemli çünkü biz Ömer bin Abdülaziz'e anlatırken şuna vurgu yapmıştık. dedi ki önce kendisinden başladı. Yani bir idareci düşünün ki insanlara bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz ve insanlar sizin önce yaptıklarınız, mesajınız elbette önemlidir ama yaptıklarınıza da bakıyor. Şimdi Ömer bin Abdülaziz önce kendisinden başlıyor ve sonrasında Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapmaksızın kendi statüleri neyse şimdi dedik ya Arap olan ve olmayan e, özü itibariyle baktığınız zaman Müslüman. Ama algı nereye dönmüştü Ömer bin Abdülaziz Halife olduğunda? Yani özellikle Müslüman ol, yani sonrasında İslamiyet'i kabul eden bu kimseler adeta hani gerçekten ben Müslümanım mesajı vermek gibi bir çaba içerisine girmeye başlamışlardı. Halbuki İslam'ın başından itibaren vermeye çalıştığı mesaj şuydu. Yani biz sizin geçmişinizi geçmişinizle ilgilenmiyoruz. Geçmişinizde şu veya bu olmanız bizi ilgilendirmiyor. Biz Müslüman olduğunuz andan itibaren bizim için kıymetlisiniz ve bizim aynı statüdesiniz. Yani fetihleri basit bir şekilde söylüyorum ama fetihleri anlamlı kılan, fetihleri çok hızlı bir şekilde ilerleten ana amil, ana etken buydu. Şimdi Ömer bin Abdülaziz'in gördüğü, şimdi Müslümanlar için ciddi bir kırılma var ve bunu kendi içinde çözmeye çalışıyor. Bir bakıma Müslümanları eşitliyor. Yani bu kelimeyi belki kullanmamız ağır olabilir ama yapmaya çalıştığı şey bu. Bu tabii her iki taraf açısından da ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Ee, hani geçen hafta konuştuk sadece bir hatırlatma için söyleyelim. Ee, demiştik ki yani savaşa gidiyorsunuz, savaşta ganimet Müslümansınız ve ganimetiniz siz Arap olmadığınız için ganimetten pay alamıyorsunuz veya çok düşük bir pay alıyorsunuz. Bunun İslam hukukunda bir yeri yok. Şimdi gelelim gayrimüslim açısından. Yani zimmet ehli dediğimiz zimmiler açısından baktığımız zaman da durum çok farklı değil. Yani Müslümanlara uyguladığı politika neyse orada da aynı politikayı takip etmeye çalışıyor. Bu noktada valilerine yönelik talimatlarında bunu çok açık görebiliyoruz. kendi zimilerin bununla ilgili şikayetleri varsa, ödemede zorluklar yaşıyorsa. Hocam bu nokta önemli özellikle. Vergi yani, ödemeleri, evet vergi ödemede zaman zaman sıkıntı yani olabiliyor. Biz şunu düşünüyoruz. Yani dışarıdan baktığımızda şöyle görüyoruz. Bir vergi var ve bunu ödeyeceksin. Hani bugünkü dille konuşalım, İnternete girdiniz, sizin hesabınıza Mahmut Kelpet'in hesabındaki vergi bu kadar. Doğru ama burada işte bir anlayış dediğimiz nokta da devreye girmiş oluyor. Bu tabii hakikaten önemli yani iş yapamamış, yaşlı olmuş, ödeyecek durumu yok ve baktığımız zaman bunu anlama noktasında gayret gösteriyor. Gayrimüslim de olsa bunu anlama noktasında gayret gösteriyor. Hatta Beytülmal'den maaş bağlattığına ilişkin bilgileri, kayıtları görüyoruz. Şimdi Ömer bin Abdülaziz'i ayrıcalıklı kılan, Diğer e, Emevi halifelerinden farklı kılan önemli hususlardan birisi bu. Günün sonunda biz aslında Ömer bin Abdülaziz'in yaptıklarını bir tarafa koyduğumuz zaman çok özel dediğimiz şeyler yok dememizin sebebi bu. Yani diğer dönemlerde yapılmamış veya problem haline gelmiş ama çözümü noktasında gayret gösterilmemiş şeylerin Ömer bin Abdülaziz'in halife olduğu andan itibaren bu noktada çözüm noktasında gayret göstermesi oluyor. Bunlar tabii zor kararlar. Yani sizin biraz önce paylaştığınız yani var olan bir teamül var ve bu teamülü bitirme noktasında ve çizgiyi de çiziyor yani bu çizgi hakikaten önemli yani din çizgisi üzerinden bir esas belirleyerek ve bu esasın Müslüman gayrimüslim ne olursa olsun çizgiyi bozmamaya çalışıyor ve bunda da büyük oranda da başarılı olduğunu söylüyoruz kendi dönemi içinde başarılı olduğunu söylüyoruz Ömer bin Abdullah Aziz'in birçok alanda önemli Kararları, çalışmaları, icraatları var. İlmi hayata, İslam kültür tarihine e, önemli katkısı olduğunu söylememize imkan veren, bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bir icraatı da var. Kendi zamanına kadar e, rivayetler, geçmişle ilgili bilgiler, ilim, eser veya rivayet, Peygamber Efendimiz'le ilgili olanları daha çok hadis, ifadesiyle nakle e, naklediyoruz e, ve anlatıyoruz. Hadislerin serbest bir ortamda alimlerin kendi özel çalışmalarıyla, kendi gayretleriyle nakli söz konusuydu ve bu da bir yere kadar bir başıboşluk da getiriyordu. Tabii. Kontrolü yok. Serbest Kontrolü gidiyoruz. Kontrolü yok. Ee, yani şimdi bir, bir yerden eğitim alıp diyelim ki eğitimini belgeleyen uzmanlık alanın belli olan, mütehassıs olan, buna karar verilen bir kişi yapmıyor bunu sadece. Bunların dışında amatörce bu işle ilgilenen, ayrıca o dönemde ortaya çıkan fikri hareketliliğin bir yansıması olarak, kendi görüşlerini temellendirmek, Allah Resulüne atfetmek, İslam'a mal etmek, İslam'la ilişkilendirmek gayreti içerisinde olan bir kısmı gulat, heterodoks gruplar da dahil olmak üzere Hadis üzerinde bir oynama söz konusu. Ömer bin Abdülaziz bu başıboşluğun yansıması olan bazı durumlarla da karşılaşınca kendi dönemin önemli alimlerinden birisi olan Zühriye ve diğer alimlere, diğer şehirlerde yaşayan alimlere e, emir verdi. Hadisleri, sahih sünneti toplamaları emri vermiş oldu. Bu da bu da herhalde zikredilmesi gereken kes, bir icraatıdır. Kes, kesinlikle hocam. Hatta e, şunu söyleyebiliriz. Yani hani bu cümleyle devam edeyim müsaadenizle. Sağ. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğinde Hazreti Ömer'in herhalde teşbihi hata olmaz. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir endişesi vardı. Yani özellikle o itidat savaşlarındaki kırılmayı gördükten sonra ha, hatırlayalım Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e şunu söylemişti. Yani gelin bir, ciddi bir baskıda da bulunmuştu. Gelin Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirelim, yani iki kapak arasına getirelim. Kur'an-ı Kerim kayıp değildi ama e, Hazreti Ömer bunu çok erken bir dönemde görmüştü. Tıpkı burada Ömer bin Abdülaziz'in gördüğü gibi. Şimdi yapı çok genişledi. Sınırları saymaya başladığımız zaman işte e, herhalde bir birkaç dakika geçiyor. Yani devletin merkezi şurası diyoruz, işte kuzeyde şurası, güneyde şurası, işte Atlas Okyanusu diyoruz, Endülüs diyoruz, Çin diyoruz, Hindistan diyoruz, oranın iç tarafı diyoruz. Şimdi bu kadar bu kadar geniş bir alanı sizin tek bir merkezden idare edebilmeniz mümkün değil. bu bu din sadece Kur'an üzerinden de şekillenmedi. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir açıklayıcısı var. ve öyle gözüküyor ki Ömer bin Abdülaziz ile ilgili şu şu sözü herhalde söylememiz yanlış olmaz. Kendi döneminden önceki sıkıntıları da görüyor ve dönemin fotoğrafını da çekebiliyor. Şimdi buradaki ihtilafın neler olduğunu da e, biz e, tabii programın sınırları içerisinde anlatmaya çalışıyoruz. Yani görünürde esasında paylaşılamayan bir şey yok diyoruz ama tarih bize şunu da öğretti. Harici diye e, tabii o dönem için harici diyemiyoruz ama Hazreti Ali Hazret Ali'ye yöneltilen ithamlardan birisi e, Kur'an-ı Kerim'i e, tırnak içerisinde söylüyorum sen anlamadın. E, yani Hazreti Ali gibi birisine tarih bunu e, rivayet olarak da olsa bize aktarıyor. Yani bir topluluk geldi ki Hazreti Ali'ye e, yani peygamberin dizinin dibinde yetişmiş e, yani bu konuda pek çok sahabinin kendisine e, hep danıştığı, örnek aldığı bir sahabiye sen Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsun ithamıyla Hazreti Ali bu dünyada karşılaşmıştı. Dolayısıyla e, bunun da e, tıpkı biraz önce söylediğimiz gibi yani Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu hilafetinde e, bir önlem alması noktasındaki gayretinde e, görebileceğimiz gibi Ömer bin Abdülaziz peygamberin sünnetinin. Çünkü bu dinin anlatıcısı da bir peygamberdi. Yani bu din Kur'an-ı Kerim'i de anlatan, peygamberin örneklerini de anlatan, aktaran bir durum vardı. Ve bir dağınıklık da söz konusuydu ve bir süre sonra bu fikri ayrılıkların arka planında dini referansların kullanılmaya başladığını görüyoruz. Çokça örneklerini gördük. Yani saldıran da, yani savaş açan da dini bir gerekçeyi söylüyor kendisini savunan da dini bir gerekçeyle mücadele etmiş oluyor. Günün sonunda Müslüman, Müslümanla mücadele etmiş oluyor. Ne için? Din adına bunu gerçekleştirmiş oluyor ve her iki tarafta kendisini tırnak içerisinde gerçek bir dindar, gerçek bir Müslüman olarak tarif etmiş oluyor. Ömer bin Abdülaziz'in bu dönemdeki adımı bu açıdan kıymetli. Yani peygambere ait olan bu mirasın bir anlamda kaybolması veya çok daha farklı noktalara çünkü biliyoruz ki Peygamber adına mesele sadece o mirasın kaybolup kaybolmama endişesi değil. Bugün de yaşadığımız işte özellikle sosyal medyada gördüğümüz dezenformasyon. yani öyle şeyler oluyor ki bazen siz diyorsunuz ki ya ben söylemedim ama en azından söyleyeyim de <laughs> tartışma bitsin. yani peygamber adına peygambere ait olmayan şeylerin, peygambere aitmiş gibi nakledilmesi yani uydurma dediğimiz hadislerin, bilgilerin toplumda sıklıkla kullanılmaya başlaması karşımıza çıkıyor. Bir devlet başkanı sadece ümmetinin siyasi işlerini çözen bir idareci değildir. Aynı zamanda onların dini lideridir. Ta baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğinde konuştuğumuz bir şeydi. Evet vahiy tamamlanmıştı ancak yeni gelen halife, halifeti Resulillah yani Allah Resulü'nün e, bu anlamda dini sorumluluğunu da üstlenmiş olan bir kimseydi. E, bir Ömer bin Abdülaziz'in de diğerlerinin de böyle bir sorumluluğu vardı. E, Ömer bin Abdülaziz aynı zamanda e, hadisle ilgilenen, evet. muhaddis e, sıfatını verebileceğimiz bir... Şahsiyet. fakihti bir fakih evet. bir fakih bir müştehit. Ee, kendi dönemiyle ilgili meseleleri çözmek için de hadise ayrıca ihtiyacı evet. var. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatına, ilk halifelerin radıyallahu anhum tatbikatlarına ihtiyaçları var. Bunları da kaydediyor ve İslam ilim geleneğine çok önemli bir katkı olan isnat geleneği, isnat usulü bundan sonra sistemleşiyor. Evet. Zuhri'ye gelinceye kadar daha çok anane ile geliyor. Daha sonra artık hem yazılı kültür daha baskın hale gelmiş oluyor. Hem de Ravi'nin kim olduğunun tespiti hususu önem arz ediyor. Bu e, bilginin emanet olduğu ve emanetin hangi yolla iletildiği hususunda Müslümanların Ortaya koydukları çok önemli bir hassasiyettir. İslam medeniyetinde gelişen bir kültürdür. Batı'da bir asır sonra hocam, bir asır sonra. Evet. Yani Allah Resulü'nün vefatından bir asır sonra. Evet. Ee, batı'da ise bu ancak çağdaş dönemlere kadar e, ihmal edilmiş, çağdaş dönemlerde karşımıza çıkan bizde şimdi dipnot gösterme dediğimiz evet, evet. husus var ya. Evet evet O dipnot evet, evet. göstermeyi bu dönemde alimler Verdikleri bilgilerin, naklettikleri bilgilerin referansını göstermekle mükellef tutulmuşlar. Belki biraz da abartmışlar. Biraz da <laughs> yani çok büyük bir hassasiyet evet, göstermişler. Evet, evet. Abartı kelimesini buradaki hassasiyeti ifade etmek için e, özellikle e, seçtim. Bu bakımdan e, bilginin serüvenini, seyrini nereden nereye nakledildiğini tespit etmek bir ilim e, mecrası açmış İslam dünyasında. Hadis ilimleri dediğimiz ilimler ortaya çıkmış. Aslında ilk ortaya çıktıkları zemin itibariyle bu ilimlerin hepsi aynı aynı kapta tabii, tabii, geliştiler. Tabii. Aynı yerde geliştiler. Fakat daha sonra alimlerin ilgi alanlarına göre, telif ettikleri eserlere göre bir farklılaşma mevzu bahis olmuştur. Ömer bin Abdülaziz'in dikkatimi çeken bir yönü de bugüne kadar naklettiğimiz, bahsettiğimiz Emevi halifelerin hemen hepsiyle ilgili devletin yönetiminin geleceğine ilişkin, istikbale ilişkin tasarruflarda bulunmaları yahut da ta yapılmış e, tasarrufları, alınmış olan kararları geriye atmaya, yeni bir mecra açmaya çalışmalar. Evet. Bir veliaht varsa veliahtı görevden uzaklaştırıp yerine başka birini tayin etme. Mümkünse oğluna. Mümkünse tabii e, büyük ölçüde kendi ailesinde devam etmesini arzu etme. Bu karşılaştığımız bir durum. Fakat Ömer bin Abdülaziz'e geldiğimizde Ömer bin Abdülaziz Süleyman tarafından birinci veliaht olarak tayin edilmişti. İkinci veliaht ise Süleyman'ın kardeşi Ömer'in amcasının oğlu Yezid bin Abdülmelik'ti. Ömer bin Abdülaziz bu yönde talepler olmasına rağmen evet. Yezid'i azletmesi yönde talep ve telkinler olmasına rağmen bir Müslüman olarak söz verdiğini verdiği sözde durması gerektiğini ifadeyle bu talepleri, teklifleri reddetmiştir. Ve kendisinden sonra Süleyman'a verdiği söz üzere hanedan içi bir çatışmaya da sebep olmaksızın vazife Yezid bin Abdülmelik'e geçmiş oldu. Aslında buraya kadar anlattığımız icraatlarıyla ilgili olarak Ömer bin Abdülaziz'in, e, öldürüldüğü şeklinde bir Zehirlendi, şeyde evet. e, Bir iddia da ortaya çıktı. 101 yılının e, Recep ayında 720 yılı Şubatında Sam'an diye bir yerde vefat ediyor. Bu Sam'an, Humus'a yakın bir yer, oraya bağlı bir yer. Deir kelimesi Arapçada e, manastır evet. anlamında da kullanıldığı için eee Sam'an, bir e, sem'an manastırında vefat ettiği şeklinde de anlaşılmış. Böyle bir anlayış da var. Ama sanki burası bir yer adı. Evet. Değil mi? Daha evet, çok evet, bir yer adı. Evet. Orada vefat ediyor e, ve oraya defnediliyor. Hocam, e, vefatından önce belki şu küçük bilgiyi eklemek istiyorum. E, şimdi e, hani deriz ya e, bir falanca geçti diye Emevi yönetim açısından baktığımız zaman çok uzun bir iktidar değil ama bir Ömer bin Abdülaziz geçti. Sözü herhalde yanlış olmaz. Diğer Emevi halifelerine haksızlık etmeyecek e, etmeyerek en azından bunu söylemiş olalım. Her birinin tabii kendi içerisinde yaptığı ve yapamadıkları var. Burada e, etkisini belki hani vefatından önce etkisiyle ilgili birkaç hususa işaret etmek istiyorum. Şimdi e, yöneticinin e, yaşam tarzı ve halinin e, halka da sirayeti anlamında küçük bir anekdotu e, paylaşmak istiyorum. Şimdi malum Velid bin Abdülmelik'e anlatırken dedik ki Emeviler bu dönemde özellikle e, imam dönem görebiliyoruz. Yakın tarihimizde de görüyoruz, geçmişimizde de görüyoruz. Zehirlenme meselesine e, biraz hani ben e, daha önce programlarda konuşmuştuk ama yeri geldiği için söylemiş olalım. Yine ben e, görüşümü değiştirmiyorum. E, yine bu çerçevede herhalde baksak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir ihtiyat kaydıyla yaklaşmak evet. gerektiğini evet, e, evet. düşünüyorsunuz. Haklısınız. Evet bir memnun niyeti olan büyük bir kesimin yanında ortaya konan icraatlar sebebiyle, kararlar sebebiyle memnuniyetsiz bir grup da var. Evet. Hem hanedan içi hem de halk içerisinde evet. Ömer bin Abdülaziz'in kararları sebebiyle zarara uğradığını düşünen, daha önce elde etmiş olduğu çıkarı elinden kaçıran, kaybeden insanlar oldu. Evet. Haliyle bunların Ömer'e karşı olumsuz bir e, yaklaşımı olması mümkündür. Bu, bu da herhalde e, zehirletildiği iddiasının temelini oluşturuyor. Evet, evet. Ama bu bir iddiadır. E, tabii bir kişinin gerçekten zehirletilerek öldürüldüğünü bugün için söyleyebilmek e, bizim için e, bir e, ilmi olarak bunun tespitiyle belki mümkün. Evet. Yahut da faillerin. Biz i̇tiraflarıyla evet. mümkün olabilir. Bunun dışında söylenecek şeyler iddia olarak belki ifade edilebilir. Karinelerden hareketle kuvvetli bir iddia olabilir. Fakat bütün bu açılardan baktığımızda bu sadece bir iddia olarak tarih kaynaklarının bir kısmına geçmiş gibi görünüyor. 40 yaşlarındaydı. Evet. Vefat ettiğinde 40'lı yaşların başındaydı. Çok ileri yaşta değildi. Bu yaşlarda ölümler eskiden insanların yaşadıkları stresli hayat sebebiyle, yoğun hayat sebebiyle mesela Osmanlı sultanlarının çoğu çok erken yaşlarda vefat evet. ediyorlar. Hayatlarının büyük bir kısmını atın sırtında saatlerce, günlerce seyahat ederek geçirmek durumunda kalıyorlar. Çoğu defa ölümle burun buruna geliyorlar. Büyük yaralanıyorlar. Bir yaralanıyorlar. Evet. Baktığınız zaman yani sultan dediğinizde bir eli yağda, bir eli balda, haremde yaşayan bir Kimse değil, zaman zaman karikatürize edildiği gibi değil. değil. Çoğunlukla e, hayatlarının çok stresli, yoğun bir tarafı var. Kellesin her an gidebileceği bir evet, pozisyonda evet. yaşıyor. Uzun yıllar yaşıyor evet, bir şekilde. Evet. Dolayısıyla e, bu, bu sıkıntıların e, getirdiği hayatlarına yansımalar olabilir. Vefatının erken olmasının böyle bir sebebi olduğunu söylemek de mümkün. E, kendisinden sonra Yezid bin Abdülmelik halife oldu. Hicri 101 yılında e, halife oldu. 105 yılına kadar değil mi? Evet, halifelik evet, sü, e, Halifeliği devam etti. Evet. Yezid bin Abdülmelik dedesi Yezid'in adını taşıyor. Anne tarafından Yezid bin Muaviye'nin torunu. torunu. Anne tarafından Süfyan'ı evet. baba tarafından Mervani. Bu bakımdan her taraftan hanedandan evet, evet. her yönüyle hanedandan olan birisi. Zaten kendisini hani ayıran özellik olarak da hani bir taraftan Emeviler'de malum bir Mervani soy var, bir de işte Süfiyani soy var. O da özellikle annesi Yezid'in kızı Atike olduğu için yani kendisini bu açıdan baktığımız zaman ve annesi de tabi kendisinin yetişmesinde büyük bir etkisi var. Hatta kaynaklar Yezidi. E malumunuz genelde baba üzerinden e, yapı, e, şey yapılır, etiketlendirilir. Yezid bin Atike diye de isimlendiriyorlar. Yani anne de baskın bir karakter ve kendisini de tarif ederken yani ben gerçek anlamda Ümeyye'yim. Yani hem Mervani hem Süfyaniyim e, demiş oluyor. E Yezid dönemi ile ilgili e, kaynaklarımızda genellikle keyfu sefa e, yönüne işaret ediliyor. Aslında bütün dönemi öyle değil. Evet. Sonlara doğru biraz devlet yönetiminden uzak kalmış. Evet. Artık bir demir yorulması <laughs> mı olmuş, başka bir durum mu ortaya çıkmış? İşte şarkıcı cariyeleri var. Öyle bir hayat. Hayatının son dönemlerinde buna özellikle vurgu yapılıyor. Başlarda ilk icraatlarında Ömer bin Abdülaziz'in politikasını devam ettireceği imajı da veriyor. Bu mesajı da net veriyor. Belki bunu da memnuniyeti olan gruplara yönelik olarak da yapmış olabilir. Onu bilemiyoruz. Samimi niyetle de yapmış olabilir. Fakat bir süre sonra e, kararını değiştiriyor. Ve Ömer bin Abdülaziz'in icraatlarının çoğunu ilga ediyor. Ilga ediyor. Eskiye dönüyor. Memurlarını değiştiriyor. Aslında ilk zamanlarda Ömer'in atadığı memurlar da evet. seçilmiş memurlardı. Onları da bir süre görevlerinde bırakıyor. Fakat daha sonra görev değişikliği yapıyor. Devletin makasını, makas kırıyor, aksını değiştiriyor. Tekrar. Veya makas tekrar eskidi. Ve geriye, geriye bir dönüş <laughs> ortaya çıkıyor. Evet. evet. Şimdi tabii hocam ikinci Yezid'in önündeki en büyük soru şuydu. Yani var olanı devam ettirmek mi yoksa eskiye mi dönmek? Şimdi var olanı devam ettirmek kolay gibi gözükmekle beraber e, hani bu bir yorumdur tabii. Var olanı devam ettirmek e, kolay gibi gözüküyor ancak öyle gözüküyor ki çok zor. Yani e, sıklıkla konuştuğumuz bizim Hulefai Raşidin döneminde özellikle son dönemdeki modern araştırmacılar e, hani bir benzetme için bunu bu örneği veriyorum. E, biz bozulmayı Hazreti Osman döneminin ikinci yarısı olarak bahsederiz ama bazı araştırmacılar da e, Hazreti Ömer dönemine kadar bunu götürürler. Sebebi de şudur. Yani Hazreti Ömer öyle bir yapı inşa etti ki yapı o kadar mükemmel ve titiz bir şekilde çalışıyor ki ama bu yapıyı e, harekete geçiren veya mükemmel yapan da Hazreti Ömer gibi birisi olması lazım. Yani bazen e, öyle bir sistemi inşa edersiniz ki o sistemi devam ettirmek de çok zordur. Yani herkesin ona gücü yetmeyebilir. Yani Abi hem o tarafı var hem de Hazreti Ömer'in inşa ettiği sistem kendi döneminin e, ihtiyaçlarını Gözeterek inşa ettiği Tabii. bir sistemdi. Toplum durmuyor yerinde. Evet, evet. Zamanın yani dinamikler değişiyor. Şartlar değişiyor, ilgiler değişiyor, sorunlar değişiyor. O sistemin revize edilmesi ha. gerekiyor. Evet, evet. Yani, yani taklit edilmemesi gerekiyor. Yönetici başarılı da olsa evet. sıkıntı çekebilir anlamda evet, söylüyorum. Evet. Yani taklit edilmeyip var olan ana omurgayı gördükten sonra değişim talepleriyle beraber bunu revize etmeniz gerekiyor. Şimdi Ömer bin Abdülaziz bir riski göze aldı. Şimdi e, o riski uzun süre devam ettirmek için Ömer bin Abdülaziz gibi bir hassasiyete sahip olmak lazım. E, ancak e, süreç baktığımız zaman e, kısa bir süre sonra e, tam tersine dönüyor. Yani eski yapıya dönmüş oluyor. Şimdi e, takdir edersiniz ki yani e, 25-30 yıllık bir mirastan bahsediyoruz. Yani e, bir teamülün e, uygulamanın e, esas haline dönüştüğü bir yapıdan bahsediyoruz. Özellikle bundan sonra konuşacağımız, yani eee ve daha sonraki dönemde Emevilerin yıkılışına kadar olan dönemde konuşacağımız temel mesele esasında bir mevali politikası, ikincisi asabiyet. Yani Emevileri yıkan iki şey var dese herhalde önce asabiyete esas alacağız, sonrasında da işte mevali politikasını. Ya yani basit gibi gözüküyor ama işin esası bunun üzerine oturuyor. Yani bu bir bakıma Ömer bin Abdülaziz'in sorumluluğunun veya Ömer bin Abdülaziz'in aldığı kararın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi makasın makası değiştirmeye başladığınız andan itibaren e, olaylar patlak vermeye başlıyor ve ikinci ezitte e, iktidarı da siz muktedir bir yönetici olmayıp biraz işi geriden yönetmeye başladığınız andan itibaren yapı çok dinamik ve isyan olarak karşınıza çıkmış oluyor. Ee, bahsettiğimiz iki Ömer de birinci Ömer de torunu olan anne tarafından evet. torunu olan İkinci Ömer, evet. Ömer'de e, aslında ortaya koydukları icraatlarla verdikleri kararlarla uygulamalarıyla çok önemli etkiler oluşturacak insanlar ve ikisi de kendi toplumlarını iyi okuyan insanlar. Evet. Burada hareket noktaları elbette e, merkeze e, Allahu Teala'nın rızasını koyan e, dini e, naslara, literatüre, esere geçmişten gelen bilgilere, tecrübeye. Burada eser birikim evet, olarak evet, ifade evet. edilmesi lazım. Peygamber Efendimizin tatbikatı da, ashabın tatbikatı da buna giriyor. Bunları yorumlayarak karşı karşıya kaldıkları durumlara ilişkin çözümler üretmek, karar almak, karar, karar almak, almak, sorumluluk, çözüm, sorumluluk evet. almak, sorumluluk evet. almak. Şimdi Hazreti Ömer bunu yaptığı zaman o gün için e, toplumun yapısına baktığınızda Ömer dönemi toplumuyla Emeviler döneminde ele aldığımız bu dönemdeki toplum arasında değişiklikler var. Tabii. Tek bir yapıdan bahsetmiyoruz. Evet. Dinamik bir yapı. Bu değiştiği zaman Hazreti Ömer'in e, karar verdiği birçok mekanizma burada yeni kararlara ihtiyaç duyuyor. Ömer bin Abdülaiz de bunu yaptı. Evet. Sonrasına geldiğimizde, bu halifelerin aldıkları kararları aslında Emevi halifeleri de normal şartlarda uyguluyorlar. Ama bazı sorunlarla karşılaştıklarında... Yüzlerini kapatıyorlar. Bakış açıları, yaklaşımları bahsettiğimiz bu iki halifeden farklı olabiliyor. Evet. Sorunu görmüyor. Sorunu, sorunu görmüyor, görmüyor yahut da sorunu e, Öteliyor. kendi çıkarını önceleyecek şekilde geri plana itmiş oluyor. Bu bakımdan... E, Yezid bin Abdülmelik dönemine geldiğimizde iki hususa vurgu yaptınız. Birisi asabiyet. Evet. Bu asabiyet tekrar tezahür evet, evet, evet. ediyor. Ee, bunun üzerinde herhalde biraz durmak evet, lazım. Ömer evet. bin Abdülaziz'in affedersiniz. Yezid bin Abdülmelik'in e, icraatlarında önemli bir yere sahip. Asabiyetle ilişkili olarak karşımıza bir de bu dönemde önemli bir isyan ortaya çıkıyor. Yezid Bin Muhalleb evet. bin Ebi Sufre. Evet. Yezid bin Muhalleb de ilginç bir kişi. Tam da bu asabiye dediğimiz noktada Yezid bin Abdülmelik'in, ikinci Yezid'in bazı kararlar almasına sebep olan bir pozisyonu var. Evet. Yemeni kabilelerin desteklediği bir isyan oluyor bu. Evet. Değil mi Yezid evet, bin evet, evet. Muhalleb isyanı? Est kabilesi. Biraz Yemen nedir? E, Est kabilesi'ne mensup ve diğer kabileler de Yemenli kabileler de ona destek oluyor biraz Yezid bin Mühellebi belki konuşmak lazım evet, evet. ilginç bir kişi Mühellebiler ailesi evet, evet. daha sonraki dönemlerde de Mühellebiler hem Emeviler döneminde hem de Abbasiler döneminde bürokrat devlette etkin bir aile olarak varlıklarını devam ettirmişler zaman zaman e, geri planda kalmak durumunda kalmışlarsa da isyanlara bulaşmışlarsa da devlette etkili bir aile ama burada üzerinde oturdukları e, temel konu Asabiye ve Yemenli kabilelere dayanıyorlar. Bu ikinci Yezid'i Kaysilere yönelen bir halife olarak evet. karşımıza çıkarıyor. Evet. Şimdi hocam en tehlikeli şey e, burada e, farklı zamanlarda konuştuk ama e, kabileye yaklaşmak, kabileyi toplumda öne çıkarmak yanlış olan şey değil. Bir kabileyi diğerinden üstün kılmak veya sistemi bir kabileyi öne çıkararak kurmak sıkıntılı. Şimdi geçmiş dönem içerisinde de Emevilerle beraber biz aslında ara ara hep şunu konuştuk. Kelbi ve Kaysiler yani Yemenli ve Kuzeyli Araplar. Ya yani Bunlar hepsi özü itibariyle aynı ancak şimdi siz yapıda birini diğerine öne çıkaracak bir hususiyet bir adım atarsanız geçmişi e, asabiye üzerine kurulu olan bir toplulukta bunlar kısa sürede bir isyana dönüşmüş olur. Ve artık siz bunu isteseniz de kontrol edemez bir noktaya geliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman mühellebiler önemli bir aile. Özellikle idare açısından. Baba mühelleb bin Nebi Sufre'yi biz e, Abdullah bin ile ilgili olan meselede de konuştuk. Abdülmelik döneminde de konuştuk. Özellikle hariciler döneminde başarılı bir komutan olarak e, konuştuk. Burada e, mühellebiler ile ilgili konuşurken şu husus dikkatimi çekiyor. Yöneticiler değişiyor. Devletler değişiyor. Evet. Hanedanlar değişiyor ama muhallebiler hep var. Var. Şimdi e, iktidar boşluğu döneminde Basralılar evet. bin Ebi Süfre'yi haricilerle mücadelede mücadele etmek üzere görevlendiriyorlar. Evet. Kendisine büyük oranda paralar ödeyerek Basralı tacirler. Çünkü yol güvenliği ortadan kalktığı için ticaret yapmakta zorlanıyorlar. Ona gidiyorlar. Büyük meblalar ödeyerek bir ordu oluşturmasını sağlıyorlar ve haricilerle mücadeleye başlıyor. Sonra Abdullah bin Zübeyir oraya hakim oluyor. O Abdullah bin Zübeyir <laughs> ona haber gönderiyor. Benim adıma mücadele ediyor. Evet. Onun adına mücadele ediyor. Sonra Abdülmelik hakim oluyor. Abdülmelik adına mücadele ediyor. Daha sonra çocukları Emevilere hizmet evet. ediyor. Emeviler yıkıldıktan sonra da Abbasilere hizmet ediyor. Bu esasında baktığımızda bir taraftan da iyi bir şey. Yani ailenin en azından idari anlamda ciddi bir sorumluluk alabileceğini gösteriyor. Şimdi burada işte konuştuğumuz öteden beri konuştuğumuz idarecinin sorumluluğu devreye giriyor. Yani akıllı idareci, başarılı bir idareci bu idari anlamda başarılı olan ekibi kullanabilirse zaten biz onu başarılı bir idareci olarak tarihe kaydetmiş oluyoruz. Şimdi baktığımız zaman Aile geleneği açısından yani bizim özellikle bu dönemde konuştuğumuz Yezid bin Mühelleb meselesine baktığımız zaman geçmişi devletle sıkıntıyla da olan yani bir şekilde devletin yanında yer aldığı zaman zaman da sıkıntıya düşen. da akrabalığı var ama Haccaş tarafından baskı uğruyor, hapse uğruyor, hapse atılıyor. Daha sonraki işte Süleyman'ın veliahtlığı zamanında onun yanına sığınıyor, tekrar onun zamanında Uç noktalara diyebileceğimiz israfa varan uygulamaları var. Sonra Ömer bin Abdülaziz zamanında tekrar e, hapse oruyor. Ömer bin Abdülaziz zamanında daha önce Süleyman'a elde ettiği evet. ganimetlerin e, devlete teslim edilmesi talebini yerine getirmiyor ve ben abartmıştım. Evet. bu kadar mal yoktu diyerek. <laughs> Bunu ciddiye alacağınızı düşünmüyordum. Evet, ciddi ciddi söylememiştim diye ifade ediyor. Hapse atılıyor. Evet, evet. Ab Ömer bin Abdülaziz zamanında. Daha sonra hapisten kaçıyor ve Yezid bin Abdülmelik zamanında ayaklanıyor. İsyan ediyor. Evet. Şimdi tabii iş artık öyle gözüküyor ki çığırından çıkmış ve isyan noktası. isyan da kabile merkezli bir yapıya dönüşmüş oluyor. İşte hani biraz önce de konuşmaya çalıştığımız, vurguladığımız şey idareci basiretli olmayınca günün sonunda siz belki bu, bu sorunu çözüyorsunuz. Nasıl çözdünüz? İşte Yezid devlet iktidarını, devlet gücünü kullanarak ee, mühendip, e yezit Yeziid bin ve etrafındaki birçok kimseyi öldürüyor. Çok sert mesajlar veriyor esasında baktığımız zaman. Başı kesilerek Dımeşk'e getiriliyor. Çok çok net bir mesaj bir ama 102 yılı e, Miladi evet, 720'de. evet evet. Şimdi, Mesleme bin Abdul Melik'in evet. komutasındaki bir ordu Şimdi, tarafından öldürüyor. Tabii bu, bu görünürde Yezid bin Muhallebi sadece şey olarak görmemek lazım, Yezid olarak görmemek lazım. Mensubu bulunduğu bir kabile var ve Yemenlilerin yavaş yavaş Emevi iktidarından kopmaya başladığını, ikinci Yezid'in de bunun karşısında farklı bir grubu yanına, yani Kaysi'lere meylettiğini görüyoruz. Bu Kuzey da tabii, evet, Kuzey Araplarına yöneliyor ve Valileri onlardan Valiler, atamaya başlıyor. Heh, e, ve bu artık ister istemez siz dışarıdaki düşmanların ötesinde toplumsal barışı, iç huzuru sağlayamaz bir hale dönmüş oluyorsunuz. Ve artık bundan sonra Yemeni kabilelerin e, devleti içten içe kemirmeye başladığını, yani Emevi iktidarının sonunu hazırlayacak adımların yavaş yavaş e, ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Yezid bin Muhallebi, tekrar ifade edelim, tek bir tek başına Yezid bin e, Muhalleb olarak düşünmemek lazım. Yani Yemeni kabilelerin iktidar karşısında gücünü kaybetmesi ve artık politikayı iktidar aleyhtarı faaliyetler içerisinde yoğunlaştırmaya başladığını söyleyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra İslam tarihi sohbetlerine devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz 2. Yazıt dönemini konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde 2. Yazıt dönemde ortaya çıkan Yezid bin Mühelleb isyanı, Mühellebiler ailesi üzerinde durduk. Bu isyanın isyan bastırıldıktan sonra da yönetimin e, Kaysilere yönelmesi sebebiyle Yemen'i kabilelerin muhalif bir tutum takındıklarını ifade ettik. Bu aynı zamanda sonraki süreçte takriben bu hadiseler vuku bulduktan 30 sene sonra kurulan Abbasi devletinin kuruluşuna da etki eden, evet. Yemenilerin Abbasi iktidarına, Abbasi muhalefetine yönelmesine sebep olan bir gelişme olduğunu ifade edebiliriz. Hocam, eee Yezid bin Abdülmelik, Ömer bin Abdullah Abdulaziz'in icraatlarını zaman içerisinde değiştirdi. Evet. Eskiye döndü. Eskiye dönmeye başladı ve bu dönüşün de Elbette bir karşılığı olacaktı, bir sonucu olacaktı. Bunların içerisinde Ömer bin Abdülaziz döneminde isyanlarını sonlandıran haricileri görüyoruz. Hariciler daha önce Ömer bin Abdülaziz dönemden önce onlarca isyan çıkarmışlardı. Muaviye bin Evsüfyan döneminde, Yezid döneminde, Abdülmelik döneminde birçok isyanla karşılaşıyoruz. Çünkü Emevi iktidarını gayri meşru kabul ediyorlardı evet. hariciler ve e, itaat edilmemesi gereken itaat etmenin de insanı Allah karşısında sorumlu kılacağını düşünen bir gruptu. Dini tamamen merkeze alarak. Evet, din dini yorumları bu şekildeydi. Ömer bin Abdülaziz'in icraatları, kararları, yaklaşımı onlara bir bakıma geri adım attırdı. Ve Ömer bin Abdülaziz döneminde bir kısmı ona destek oldular. Bir kısmı da oturmayı, durmayı, isyanları durdurmayı kararlaştırdı. Bu da büyük bir başarıydı. Ömer bin Abdülaziz'in başarısı. Evet. Efendim. Yezid dönemine geldiğinde Yezid'in icraatları sebebiyle artık eskiye dönüldüğünü, dolayısıyla sorumlulukların ve pozisyonların eski de olduğu gibi devam etmesi gerektiğini düşünerek isyan ettiler. Şevzep el-Harici bunlardan birisidir. Evet. Daha önce ismini zikretmiştik. E, hocam o var. Sadece e, hani bununla da sınırlı değildi. Şimdi şuna vurgu yapmıştık. Dedik ki e, sizin aldığınız bu asabiye ile ilgili aldığınız karar sadece basit bir isyana dönüşmüyor. O toplumda oturan bir denge var. O dengeyi çatırdatıyorsunuz. Şimdi e, mesela e, Emeviler döneminde biz e, Horasan'da yaptıklarını biliyoruz şimdi sizin orada tekrar eskiye dönmeniz demek, o politikaya takip etmeniz demek. O bölgede siz Türklerle mücadele ediyorsunuz. E dönemde biz bunu göreceğiz. İşte mesela Berberilerle olan Ömer bin Abdülaziz döneminde alınan o kararlarla beraber Berberilerin ciddi anlamda İslam hakimiyetine girdiğini biliyoruz. Bu bölgenin İslamlaşmasında, fetih hareketinde Endülüs'ün fethinde yani bu kabilelerin Etkin olduğunu biliyoruz. Şimdi sizin burada mevali politikanız, kabileler arasındaki rekabeti, bir kabileyi tercih edip diğerini reddetme politikanız, sizin sadece kendi iç dinamiğinizi etkilemiyor. İşte harici meselesini örnek verdiniz. E, Orasan bölgesinde e, baktığımız zaman, e, özellikle soğutlar e, ayaklanan bölgede ayaklanan soğutların Türklerin yardımıyla. Horasan'da Emevilere karşı ciddi bir üstünlük elde ettiğini görüyoruz. Yani sizin o basit gibi gördüğünüz o problem büyüyor, 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 bambaşka bir noktaya dönüşmüş oluyor ve artık kontrol tamamen sizin elinizden çıkmaya başlıyor. Ve e, bunun tabi etkileri sadece bu dönemle sınırlı değil. Sonraki dönemde de eğer muktedir bir yönetici gelmediyse e, hani tekerlek patlamış oluyor. Artık o tekerleğin içindeki hava miktarınca siz yapıyı devam ettirmiş oluyorsunuz. Sonrasında artık durma noktasına gelmiş oluyor. İkinci Yezid'in e, burada aldığı ve almadığı kararlar Emevi iktidarının sonunu hazırlayan o başlangıç noktasında yani Ömer bin Abdülaziz burada bir fren oldu o fren tekrar kalkmış oldu. tekrardan o yıkılma sürecine doğru hızlı adımlar başlamış oldu diyebiliriz. Yezid bin Abdülmelik, ikinci Yezid aslında Ömer bin Abdülaziz'den sonra ikinci veliaht olmak suretiyle devletin geleceğine ilişkin karar verecek bir pozisyonda da duruyor. Evet. Yani veliahtları kendisi belirlemiş olacak. Değil evet, mi? Bundan evet, sonraki evet, süreci evet, kendisi evet. belirlemiş olacak. Rivayetlere göre oğlu Velit aslında öncelikli olarak veliaht tayin etmek istediği kişi. Evet. Fakat kardeşi Meslemenin diğer hanedan içi, aile içi sözü geçen kişilerin çevresindeki bürokratların bir kısmı ailede çatırdama olmasını engellemek amacıyla kardeşi Hişam bin Abdülmelik'i birinci veliaht, oğlu velidi Velid bin Yezid'i de ikinci, ikinci veliaht olarak tayin etmesini tavsiye ediyorlar. Hilafetinin son dönemlerine doğru bu yönde Pişmanlar. bir pişmanlık duyduğu ve veliahtların sırasını değiştirmek istediği şeklinde bazı ifadeler de yer alıyor ama tabii bunu yapmak zor. Evet. Bu işe karar verdikten sonra bunu yapmak çok kolay değil. Bazen bu, bu büyük ayrılıklara, devlet içerisinde çatırdamalara sebep oluyor. Yezid bin Abdülmelik ile ilgili anlatılan önemli bir husus da, bu veliahtlık meselesiyle ilgili de belki bazı şeyler söylersiniz ama onun hilafetinin son dönemlerinde hassaten Yezid bin Mühelleb isyanını bastırdıktan sonra bu hilafetin ortalarına tekabül ediyor aşağı yukarı. 102 yılında hı hı, bastırmıştı evet. isyanı. Daha sonra e, devlet yönetimine mesafeli durduğu, devlet yönetimini önemsemediği, keyfu sefa içerisinde Aynen bir mi? hayat yaşadığı şeklinde bir tasvirle karşılaşıyoruz. Çok magazinsel şeylere girmeyeceğiz ama e, kendisine hediye edilen, çok değer verdiği bazı cariyeleri, Hababe ve Selam'e evet. diye iki cariyesinden bahsediliyor. Bu cariyeler aynı zamanda o dönemde şarkıcı olarak bilinen cariyeler. onlara ona şarkı söylüyorlar. Eee Hababe'nin ölümünden sonra da kısa bir süre sonra da derin üzüntüsünden derin üzüntüden dolayı öldüğü ifade ediliyor. E ee, tabii hocam şöyle e, hani Yezi'din iktidarı çok uzun değil e, ama e, yani süreç esasında e, o bozulmayı da gösteriyor. Yani tarifimiz şöyleydi. Başlangıç aşaması Ömer bin Abdülaziz'in tekrarı. Sonra e, işte makas değişimi veya makasın tekrar eski haline gelmesi, isyan ve ondan sonra artık her şey bırakılmış bir vaziyet gözüküyor. Süreçte zaten bunu bir şekilde teyit etmiş oluyor. ha İşliğe gelen bazı sistemler var. Mesela işte Bizans'la mücadele bu dönemde devam ediyor mu? Devam ediyor. Yani kış ve yaz seferleri devam ediyor. İşte biraz önce söylediğimiz Horasan'da mücadele devam ediyor mu? Devam ediyor. Yani kağıt üzerinde bazı şeyler devam ediyor ama burada belki üzerinde konuşacağımız şeylerden birisi de şu sizin önemsemediğiniz şey eğer kendinizden sonra bir muktedir bir idareci gelmezse aldığınız ve işte ısrarla söylediğimiz aldığınız ve almadığınız kararlar yapıyı bambaşka bir noktaya taşıyor. Öyle gözüküyorken yani tarihte bu yorumlar çok şey değildir ama Yezid'den sonra, ikinci Yezid'den sonra benzer bir idareci gelmiş olsaydı Emevilerin yıkılış süreci muhtemelen o dönem başlamış olacaktı. Yani… Sizin işte o atadığınız e, veliahtlık ile ilgili yapılacak zaten en büyük eleştirilerin başında da bu geliyor. Her ne kadar sistem veliahtları daha öncesinde bir yerde vali olarak çalıştırmış olsa da artık halife olduğunuz andan itibaren bütün güç size ait olmuş oluyor. Sizin biraz önce söylediğiniz şey bu açıdan kıymetli ve değerli. Şimdi e, halifeler e, Ömer bin Abdülaziz'i bir tarafa bırakacak olursak e, bir şekilde gücü ellerine geçirdiği zaman birkaç istisnası elbette vardır. Ee, oturduğu yapıyı hemen değiştirme üzerinden plan yapmış oluyor. Bu da e, ya, sistemin bir çarkı var, yani bir işleyişi var. Siz bu işleyişi e, bozmaya çalışıyorsunuz. Bunun şimdi yönetim açısından bir sıkıntısı var, bir de halk açısından bir sıkıntısı var. Ve insanların zihninde e, ister istemez bir soru işaretine de neden oluyor ve Kurmaya kurmaya çalışmış olduğunuz o düzen ister istemez bozulmaya başlıyor. Ve bu tür gelgitleri sıklıkla yaşıyorsunuz. İşte Kelbi-Kaysi mücadelesi, burada da işte açık göz diyebileceğimiz bir takım bu siyasetin zaaflarını bilen kimseler de istediği gibi yönetimi şekillendirmiş oluyor. Ve günün sonunda belki siz yapmaya çalıştığınız şeylerden daha ziyade yapamadıklarınızda veya bu noktadaki isyanlarla tarihi kaynaklara malzeme temin etmiş oluyorsunuz. Yani 2. Yezid dönemindeki manzara da esasında bu. Yani son döneminde bütün bu olumsuzluklara ilave olarak mevcut iktidarı da bir de değiştirme çabasının, meslemenin müdahalesi şu açıdan kıymetli, önceki programlarda ifade etmiştik, yani Mesleme bin Abdülmelik herhangi birisi değil. Yani neredeyse her halifeyle çalışan ve başarılı bir komutan, ee, ve, ve halifelerin e, kardeşi veya evet, amcalarının evet, oğlu. Evet 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 yani e, ve mesela bunu şey üzerinden kullanabilirdi e, yani halif. Hilafete gelme vesilesi olarak kullanabilirdi ama bunun dışında durduğunu görüyoruz. İsteyerek veya istemeyerek. Ama önceki dönemde gördük ki biz halifenin bu veliaht değiştirme çabalarının esasında ciddi bir kırılmaya neden olduğunu, işte Haccac ve ekibinin, bütün ekibinin tasfiye edildiğini görüyoruz. Yani çok başarılı işler yapan o ekibin önceki halifeyle, sonraki halifeyle anlaşamaması veya önceki halifenin tırnak içerisinde bürokratlar olması sebebiyle ciddi bir isyana dönüştüğünü görüyoruz. Yezid bin Abdülmelik'in vefatından sonra birinci veliaht olarak tayin ettiği kardeş, kardeşi kardeşi Hişam, Hişam bin Abdülmelik halife oluyor. Hişam bin Abdülmelik, Abdülmelik'in halife olan dördüncü oğlu. Evet. Kendisinden sonra evet. E, halife olan beş kişi içerisinde. Yeğeni Ömer bin Aziz dışarıda bırakırsak evet. dört oğlu halife oluyor. E, Hişam bin Abdülmelik uzun bir süre hilafette kalıyor. Bir bakıma meslemenin telkini, tavsiyesi devletin ömrünü biraz uzatıyor. Velid dönemden sonra meydana gelen hadiseleri de dikkate alırsak, Hişam bin Abdülmelik aslında çok baskın bir karakter değil. Değil. Ama e, idare-i maslahat açısından, o dönemi iyi yürüten bir halife olduğunu söylemek yanlış değil. Yez, avantajı Yezid'den sonra e, halife olmuş olması. Yani hani kendisinden önceki yani, halif-selef meselesinde muktedir kılan şey bazen çok başarılı bir yöneticiden sonra e, idareci olursunuz. Yaptığınız şeyler iyidir ama sizden önceki yönetici çok başarılı işler yaptıysa sizin yapmış olduğunuz işler sönük kalabilir. Yoksa evet Hişam döneminde de, e, şunu demek herhalde yanlış olmaz, yıkılışı geciktiren bir halife. E, yani yıkılış sürecini biraz daha öteleyen bir halife ama... Onun döneminde de yani benzer şeyler oluyor mu? Oluyor. Yani evet halife oldu. İşte Mevali-Arap çatışması bu dönemde de devam ediyor. Artarak devam ediyor. Evet. Kelbi-Kaysi kavgası bu dönemde de tekrar devam ediyor. Şii ayaklanması bu dönemde de devam ediyor. Harici ayaklanması bu dönemde de devam ediyor. Abbasi daileri dediğimiz yani artık yavaş yavaş Abbasilerin propaganda faaliyetlerinin zirve noktaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bütün bunlara rağmen ee, e nasıl oluyor da yani e, Hişam tekrardan e, başarılı bir halife oluyor? E işte Yezid'le kıyaslayınca bir de yapıyı mevcut o yapıyı da tutmaya çalıştığı için bu anlamda bütün bu olumsuzluklara rağmen e, bir taraftan da mücadele etmiş oluyor. Yapıyı da ayakta tutmaya çalışıyor. Onun için hani Hişam'ı bu noktada ayırmış oluyoruz. Hişam bin Abdülmelik 105 yılında halife oldu. 125 yılına kadar evet. Hicri'yi. 125 yılına kadar halifelik yaptı. 20 yıl. Aşkın bir süre halife olarak görev yaptı. Hilafete geldiğinde e, Kaysilerin devlet içerisinde bir ağırlığı vardı. Bunu da dengeleyici bir siyaset gütmeye çalıştı. Mesela Irak valisi Ömer evet. bin Hubeyre. Önemli hocam o. Evet. E, Fezare kabilesine mensup bir valiydi. Ömer bin Hubeyre'nin yerine Halid bin Abdullah el-Kasri'yi Getirdi. O da Becile, Becile kabilesinin kasır koluna mensup birisi aslında ama Yemenilerle ilişkileri iyi olan bir vali. Evet. Bu Halid bin Abdullah e, ismini hassaten zikretme ihtiyacı duydum. Çünkü önemli bir vali. Hişam'ın hilafetinin başlarında geldi. 120 yılına kadar iktidarda kaldı ve 120 yılında bir takım istimal ithamlarıyla e, gayrimüslimlere yönelik kayırıcı... Evet faaliyetlerde evet. bulunduğu ithamıyla devre dışı bırakılmış olduğu görevden alındı. E, tabii şimdi e, olumsuzlukları sayarken iyi örnekleri de söylüyoruz. Şimdi e, Halid'in valiliği şu açıdan önemli. E, şimdi Irak bölgesi öteden beri e, problemli bir bölge. Yani buraya atadığınız, şimdi geriye doğru gidelim. Çizgi 3 aşağı 5 yukarı hep aynı yani birkaç istisnayı devre dışı bırakacak olursak yani kabile çatışmasının ötesinde burası sertlik politikasıyla yönetilen yani Mugire bin Şube'nin o valiliğinden sonraki sürece baktığımız zaman belli tipolojideki idarecilerin burada yer aldığını görüyoruz. Yani bu, bu da demek oluyor ki yani bölge biraz ihmal ettiğiniz andan itibaren veya oradaki dengeleri kontrol etmezseniz, ...her an size sıkıntı çıkarabilir. Şimdi Irak bölgesinin bir de şöyle bir özelliği var. Mümbit bir arazi. Yani sizin ekonomik gücünü... Yani bir tarafta problem var. Yani şunu diyemezsiniz. Bu, bu problemi görmeyeyim veya burayı yok sayayım. Ama burayı da buradaki problemi çözmezseniz... ...ekonomik güçten de mahrum olacaksınız. Bütçenin en önemli kaynaklarından evet, birisi. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla... Ee, Hişam'ı önemli kılan hususlardan birisi e, kendi döneminden önceki e, yani 2. Yezid dönemindeki o Kelbi Kaysi yani Yemen Yemenli ve kuzey yani e, güney ve kuzey meselesi diyebileceğimiz oradaki o kabile rekabetini burada bir tarafa bırakarak Halid'i buraya tayin etmesi. Halid'in burada özellikle tarımın güçlendirilmesi konusunda atmış olduğu adımlar hakikaten çok çok önemli. Bataklıkların kurutularak buraların ziraati elverişli hale gelmesi. Yani ekonomi için bunlar ciddi bir kazanç. Ama günün sonunda e, sizin biraz önce işaret ettiğiniz özellikle Gayrimüslimlerle ilgili olmuş aldığı kararlar bir eleştiri konusu oluyor. bir onlara ayrıcalık yaptığından bahsediliyor. Elde ettiği bu gelirleri kötüye kullandığını, bir kısmını zimmete geçirdiğiyle ilgili ithamlara neden oluyor. Ve günün sonunda Halid'in yerine yeni bir vali tayin ediliyor. İşte biraz önce söylediğimiz işte Yusuf bin Ömer Es-Sekafi. Es-Sekafi, evet. Yani e, Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin geleneğinden devam eden. E, soy ismini Taifli, özel... Taifli, evet, Taifli. kabilesinden. E, yani Haccac'ın amca tor yani akrabalarından amca torunu e, diyebileceğimiz bir kimse. Ve çizgi birden değişmiş oluyor. Şimdi burada Hişam bin Abdülmelik, Ömer bin Hubeyre Kaysi'ydi. Evet. Onu görevden alıyor. Halid bin Abdullah'a atıyor. O da aslında Kaysi ama Yemenilerle işbirliği <laughs> yapan bir evet. adam. Dengeliyor. Dengeliyor. Fakat orada Yemeniler öne çıkınca tekrar sorun devam ediyor. Evet. Bu sefer Yusuf bin Ömer Es-Sakafi'yi atıyor. O da Kaysi. Şimdi Kaysi, Yemeni, Kaysi. Burada şöyle bir durum söz konusu hocam. Ee, her halükarda eğer tayin edeceğiniz kişi bir Arapsa, zaten Arap dışında tayin ederseniz Araplar kabul etmeyecek. Başka bir problem var. Başka bir problem olacak. Bir Arapsa bu ya Yemen'i olacak ya Kaysi olacak. Evet. Başka bir Ve her halükarda e, kendi tarafına meyletmesi muhtemel olacak. Yöneticinin aynı zamanda bu dengeyi koruması evet. gerekiyor. Devlet yönetimi içerisinde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu bizim Osmanlı döneminde devletle Türk aşiretleri arasındaki ilişkiye ve dengeye benziyor. Ee, Anadolu'da kurulan beylikler e, tabii bir güçtü, bir nüfuzdu. Bunlardan birisini önceleyen, bu kabileler, bu e, hanedanların mensup olduğu aşiretleri önceleyen bir tercihiniz olduğunda yeni bir odak, güç odağı oluşuyordu. Evet. Bu tehlikelere sebep oluyordu. Osmanlı bunu devşirme yöntemiyle çözmeye çalıştı. Ama o gün için bu mümkündü. Emeviler zamanında bu pek mümkün değildi. Bu dengeyi e, korumak büyük bir sorun İsham bin Abdülmelik döneminde de bunu görüyoruz. Söz konusu çatışma sadece Irak'ta değil. Aynı zamanda Endülüs'te karşımıza çıkıyor. Tabii, tabii. Aynı zamanda Horasan bölgesinde, Maveron Nehir bölgesinde Mısır'da, karşımıza çıkıyor. Mısır'da Mısır'da, karşımıza Mısır'da var Karşımıza hocam, çıkıyor. Yani Mısır'da şimdi hani var olan bir denge var. O dengeyi bozduğunuz andan itibaren işte mesela Mısır'da e, topladığınız bir vergi var. Bu vergi miktarını şimdi biz Ömer bin Abdülaziz yine izleyicilerimiz belki diyecek ki ya yine mi Ömer bin Abdülaziz? Şimdi dedik ki zimmilerden vergilendirmeyi yaparken oradaki durumunu da dikkate alıyordu. Yani adam hani diyor ya ya yok ne yapacağız? Şimdi şimdi siz Mısır'da nasıl bir denge takip ediyorsunuz? Şimdi orada bir vergilendirmeyi yaparken Bölgenin durumunu dikkate almayıp vergileri arttırmaya çalıştığınız andan itibaren bir de buradaki o valileriniz yani sağlam bir idarecide ise bir ayaklanmaya dönüşmüş oluyor. Yani siz oradan vergiyi toplayamadığınız gibi bölgenin güvenliğini de sağlayamıyorsunuz. İşte Kıpti ayaklanmalarının karşımıza çıkması evet. olması yine sizin biraz önce söylediğiniz. Şimdi Afrikaya ve Marip, yani önemli bölgeler bunlar. E, Müslümanları İspanya'ya taşıyan bugünkü İspanya'ya taşıyan, Endülüs'e taşıyan bölge. E, Berberiler şimdi burada hakim bir e, güç. E, şimdi siz burada e, bir yapı inşa etmeye çalışırken yine bir denge sağlamazsanız e, bakıyoruz ki burada valilerin kendi içindeki o çatışmaların e, bölgede daha önce hiç ayaklanmamış olan farklı grupların hareketlenmesine neden oluyor. Yani siz orada sadece yapıyı belki de oradaki valiyi atadığınızı veya valinin yanlışı olarak görüyorsunuz ama bölgede belki de uzun zamandır o bekleyen, birikmiş olan o enerjinin açığa çıkmasına neden oluyor. Yönetim aleyhtarı girişimlere neden olmuş oluyor. Özellikle bu dönemde konuştuğumuz asıl problemler, işte basit gibi nitelendirilen işte o mevali çatışması, kabile çatışması dediğimiz şeyler toplumda bölgelerde fiili olarak bir isyana, her bir bölgede bir isyana dönüşmüş oluyor. Hişam bin Abdülmelik dönemi bu bakımdan e, bölgesel sorunların yoğun olduğu Mısır'da Kıptiler vergilendirme meselesindeki icraatlar sebebiyle, talepler sebebiyle bu dönemde ayaklanmalar çıkarıyorlar Mısır bölgesinde. Kuzey Afrika'da, İfrikiye bölgesinde e, berberiler Hariciler. ayaklanıyorlar, ayaklanmakla da kalmıyorlar. Aynı zamanda haricilik burada i̇lginç. çok ciddi bir temel. Evet, buluyor. ilginç mesela. İlginç yani buyurun hocam ben hani evet. katkı olmasa adına. Ee, Horasan bölgesinde de isyanlar var. Horasan bölgesinde de isyanlar var. Ve aslında devlete, yönetime, yanlış icraatlara karşı birik, karşı birikmiş olan tepki zaman zaman isyanlarla tezahür ediyor. İsyanlardan bir tanesi de Zeyd bin Ali isyanı. Evet. Biraz belki onun üzerinde durmak evet, lazım evet. ayrıca. Zeyd bin Ali çünkü önemli bir şahsiyet. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın torunu. Ali Zeynel Abidi'nin oğlu. Hişam bin Abdülmelik döneminin sonuna doğru ayaklanıyor. 122 yılında öldürülüyor. Hişam'la ilgili bazı görüşmelerinden kaynaklarımız bahsediyor. Hişam'la hatta Haseni olan yani Hazreti Hasan'ın soyundan gelen bir akrabası ile Hişam'ın önünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mirası ...konusunda tartıştıklarını... ...Hişam bin Abdülmelik'in de... ...onların kendi aralarındaki bu... münazaya biraz... E, ...hoşlanarak, keyif alarak... E, ...şahit olduğunu... ...bunu fark eden Zeyd bin Ali'nin... ...bir daha seninle... ...böyle bir toplum, böyle bir... E, ...huzur, böyle mecliste tartışmam diyerek... ...oradan ayrıldığını... ...kaynaklarımız ifade ediyor. Hişam'ın ona karşı tavrının... ...onu isyana sürüklediği de belirtiliyor... Zeyd bin Ali isyanı sadece ehl mensuplarının devletle ilişkileri bakımından değil, aynı zamanda ehl Beyt taraftarlarının bölünmesi açısından da önemli. Çünkü bu dönemde İmam Cafer'e destek olanlar daha sonra Caferiye, İsna Aşeriye ve İmamiye olarak isimlendirilen grubu oluşturuyor. Zeyd bin Ali'ye bağlı olanlar da Zeydiye diye isimlendirdiğimiz grubu ...oluşturuyor. Şiilere veya... ...imamiyeye... ...rafıza tabirinin... ...ilk defa Zeyd bin Ali tarafından kullanıldığı anlatıyor. Belki bir kavrama... ...ilişkin bir hikayedir. Rafız'ı e, terk eden... ...yalnız bırakan anlamına gelir. Zeyd bin Ali'nin... ...Hazreti Ali taraftarlarının... ...tam da savaş... ...sırasında... E, ...ona ilk halifeler hakkında... ...bazı sorular sorması... Buna verdiği cevapların da hoşlarına gitmemesi sebebiyle onu terk etmeleri üzerine rafat dumuni beni yalnız bıraktınız, bıraktınız. Bu, bana ihanet ettiniz anlamına gelen bir ifade kullandığı söyleniyor. Zeyd bin Ali e, hakikaten ilginç bir şahsiyet, döneminde önemli alimlerinden birisi. Ne deriz, e, süremiz de azalıyor evet. ama imkanlar özetle, ölçüsünde... Özetle şunu söyleyebiliriz hocam. Biraz yine Kûfe üzerinden yine konuşmuş olalım. Yani merkez şimdi çoktandır Şii meselesini konuşmuyorduk. İşte o yönetim zafiyeti Irak bölgesinde işte Kûfe'de yine karşılık buluyor ve güçlü bir figür sizin güzelce özetlediğiniz şekliyle hani tekrar olmaması adına vakti de verimli kullanmak için bunu söyleyelim. Şimdi güçlü bir figür dini bir harekete dönüşmüş oluyor. Burada tabii bir artık valinin atacağı adımlarda politikayı bu noktada belirleyecek. Şimdi Kufelilerin özellikle Hz Hüseyin'in torunu olması, Şiilerin de kışkırtması sebebiyle artık doğrudan doğruya halifeliği Ümeyye ailesinden alabilmek adına bir faaliyete, yani artık daha ciddi adımlar şeklinde tezahür etmiş oluyor. Tabii burada bölgede Yusuf Bin Ömer yeni validir, muktedir bir validir. Önceki validen, halitten farklı olarak şiddet yanlısı, şiddeti de tarif etmek adına önceki vali bacakları kırıldımıştır mesela. Yani hani şiddetin ölçüsü nedir dediğimizde önceki vali bacaklarının kırıl yani bu anlamda şedidlikten, şiddetten hiçbir şekilde geri durmayan bir validir ve e, Tabi bu işten haberdar olunca e, Zeyd bin Ali'nin faaliyetlerinden, Kufe'nin hareketlenmesinden ve etrafında oluşan o yapıdan e, haberdar olunca e, ilginç bir politika takip ediyor. E, henüz böyle ciddi anlamda hareket etmeden önce yapıyı bir şekilde içerden bölebilmek adına e, diyor ki Zeyd'in, Hz. Ebu Bekir ve Ömer'le hakkında olumlu düşüncelere sahiptir. Malumunuz Şii düşüncede özellikle hilafet meselesi öncelikle Hz. Ali'nin hakkıydı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer bu hakkı gasp ettiler. Tınak içerisinde söylüyorum. Yani onun hakkını aldılar. Dolayısıyla onlar Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer radıyallahu anh'ı sevmezler. Şimdi... Bu düşünceyi e, yayarak yani e, Zeyd bin Ali bak sizin gibi düşünmüyor. O Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer'e olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyleyerek bir anlamda e, o etrafında oluşmaya çalışan sert yapıyı parçalamaya çalışıyor ve ayrılmasını da sağlıyor. Ve sonunda da e, bu işten de öncesinde haberdar olduğu için Hareket tam anlamıyla isyana dönüşmeden önce müdahale ediyor ve Zeyd bin Ali'nin etrafındaki pek çok kimseyi öldürmüş oluyor. Zeyd bin Ali de aldığı o ok yarasıyla da bu mücadelede öldürülmüş oluyor. Şimdi Alnına bu, isabet eden evet, bir evet, ok yarasıyla maruz kalıyor. Evet, hayatını, Doktor evet, oku çıkarınca da vefat ediyor. Hayatını kaybetmiş oluyor. Tabii bunun önemi şu. E, artık e, bir tarafında mevalinin e, işi tetiklemeye başladığı, isyana dönüştüğü. Diğer tarafta biraz daha bundan önce e, hani e, yer altına inmiş dediğimiz e, grupların e, artık giderek e, seslerini daha yüksek bir e, edayla, daha yüksek bir tonla e, sesini çıkarmaya başladı. Evet isyan bastırıldı, ayaklanma bastırıldı ancak bunların her biri, o güçlü dediğimiz devlet yapısından bir parça, önemli parçalar koparmaya başladığını görüyoruz. Ve insanların yönetime karşı olan, özellikle bu tür dini referansı olan ayaklanmalarda, yönetime karşı olan bakış açılarında da ciddi bir kırılmalar neden oluyor. İşte biraz önce konuştuğumuz, yani var olan hareket sadece şahıs merkezli bir hareket değil. Zeyd bin Ali'nin oluşturmaya çalıştığı, sahip olduğu kimliğin yaymaya çalıştığı politikanın, zedelenmiş olması o bölgede veya o onlara karşı sempatiyle yaklaşan kimselerin sonunun ölümle sonuçlanmış olması da yönetime karşı olan bir olumsuz algının giderek alevlenmeye başlamasına neden olmuş oluyor. Zeyd bin Ali'nin ilk halifelerle ilgili görüşü, yaklaşımı Şia'da, Şii gruplar içerisinde Zeydiye fırkasının görüşü evet. olarak önem arz ediyor. çünkü Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer kendisine soruluyor. Onları hayırla yad ederim evet, diyor. Evet. Hayırla yad ederim diyor. Çünkü iyi işler yaptılar diyor. Diyor ki evet hilafet benim dedemin hakkıydı ama onlar da kötü işler Çünkü, yapmadılar. Evet. Onlar halife olmak suretiyle de görevlerini yaptılar. Bunun üzerine taraftarların bir kısmı diyorlar ki o zaman eğer onları eleştirmiyorsan Emevileri de eleştirmemen lazım. Onlar meşruysa Emeviler de meşrudur. Onlar da hayırlı işler yapıyor. Onlar da hayırlı işler yapanları var, yaptıkları var. Bunlar farklıdır diyor. Kendisinden ayrılıyorlar. Daha sonra onun görüşü Şia'da imamın e, fazileti konusunda kimin imam olması gerektiği konusunda bir görüş olarak sistemleştiriliyor. İmamiye Şia'sı efdal varken daha faziletli kimse varken, varken mefdul, daha az faziletli olan imam olamaz der, diyor. Ama Zeydiler daha faziletli kimse varken az faziletli olan kişi de imam olabilir diyorlar ki bu görüşleriyle ehli Sünnet'e yakın bir grupturlar. Tarih içerisinde Taberistan bölgesinde e, Yemen bölgesinde etkinlikleri olan ağırlıkları olan bir gruptur. Bugün hala e, Yemen bölgesinde varlıkları devam ediyor. İsna Aşeriye'den farklı olarak da imamların sayısını belirli bir rakamla sınırlandırmıyorlar. Onlar da imamet geleneği devam ediyor. Hazreti Zeyd bin Ali'nin soyundan gelenler olarak. Evet hocam. Ee, özetle hocam hani Zeyd bin Ali ile ilgili herhalde söyleyeceklerimiz başka da gözükmüyor. Yani bunu iktifa edebiliriz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz e, İslam tarihi sohbetlerinde bugün Ömer bin Abdülaziz Yezid bin Abdülmelik ve Hişam bin Abdülmelik dönemlerini konuştuk. Tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun.